Ses hastalıkları. Ses kısıklıkları iki ana gruptan oluşur. Fizyolojik ses kısıklıkları. Larenjit, reflü, travmalar, tümörler, polipler. Larenjit. Akut larenjit. Hızlı, ani ve şiddetli şekilde ortaya çıkar. Bakteriyel olabilir ve sıklıkla bir enfeksiyondan sonra meydana gelir. Oluşan ses kısıklığında ağrı ve öksürme varsa tedavi olunup dinlenmek ve buhar inhalasyonu yapmak gerekir. Bakteriyellerde antibiyotik ve mukolitik, yani balgamı eriten bir tedavi uygulanır. Kronik larenjit. Yavaş yavaş ortaya çıkar. Sigara, duman ve gazlara maruz kalanlarda görülür. Alerji ve reflüsü olanlarda, sesini kötü kullananlarda, alkol kullananlarda, sinüs problemleri olanlarda görülür. Reflüde mide asidi, kişi yatma pozisyonundayken yer çekimi nedeniyle boğaza gelir ve burayı tahriş eder. Sabah saatlerinde daha fazla hissedilir ve sonra azalır. Kişi boğazında tıkanma veya bir madde varmış gibi hissettiğinden yakınır. Ses teli nodülü sesini hatalı kullananlarda görülür. Bu hastalığa genellikle şarkıcılar, siyasetçiler, öğrenciler, spikerler gibi sesini profesyonel olarak kullananlarda daha sık rastlanır. Nodüller, ses tellerinin serbest kararında, titreşimin en yoğun olduğu bölgede travmaya bağlı gelişen iyi huylu şişliklerdir. Ses terapisiyle düzelir. Eğer büyümezse cerrahi müdahaleye gerek yoktur. Ses telleri polipleri. Ses tellerinin üzerindeki iyi huylu tümörlerdir. Sigara ve alkol içenlerde ve erkeklerde sık rastlanır. Ses kısıklığı ve solunum problemi yaratır. Tedavisi mikrolarengel cerrahidir. Yani klasik soğuk cerrahi, lazersiz ameliyattır. Reinke ödemi. Ses telleri mukozası, yani salgı üreten doku tabakası altındaki boşlukta sıvı toplanmasıyla sulu şişlik, yani sulu şişlik oluşmasıyla karakterize edilebilir. Seste kalınlaşma, öksürük, boğaza yabancı cismin kaçma hissine neden olur. Alerji, sigara, sinüzit, enfeksiyon ve benzeri nedeniyle oluşur. Tedavisi mikrolarengel cerrahidir. Sigara ve kanser. Kanserin gelişmesinin en önemli nedenlerinden biri de sigara kullanmaktır. Erkeklerde daha sık rastlanır. Kötü huylu tümörlerle meydana gelir. Fonksiyonel ses kısıklıkları. 1. Psikolojik disfoni. Larenksi ilgilendiren ses bozukluklarına disfoni denir. Psikolojik disfoni ani gelişen bir disfoni türüdür. 2. Habitüel disfoni. Utangaç, kişiliği gelişmeyen kişilerde görülür. 3. Ventriküel disfoni. Yalancı ses. Gırtlağın başka kısmıyla konuşmak. Dublaj sanatçılarının profesyonel şekilde çok kullandığı ses türüdür. Ses kısıklıkları 3 haftadan fazla sürdüğü zaman doktora müracaat edilmelidir. Ses kısıklığını önlemek için sigara, alkol ve kafeinden uzak durmak, bol su içmek, sesin uzun süre yüksek volümle kullanılmamasına dikkat etmek gerekir. Ayrıca ses eğitimi alınmalı ve ses dinlendirilmelidir. Alerji ve sesi etkileyen diğer hastalıklar. Alerjiden dolayı problem yaşayan birçok sanatçı tanıdım. Bir sanatçı arkadaşım bana şöyle bir anısını anlattı. Albüm yapmak için başka bir şehirde çalışıyordum. Kaldığım otelle çalıştığım stüdyo arasındaki mesafe fazlaydı. Otelden erken çıkıp stüdyo saatine yetişmeye çalışırdım. Varmam gereken saatten bir saat önce varırdım ve bu süre boyunca stüdyoya yakın bir parka gidip çocukları izlerdim. Hava güzeldi, yaz mevsimiydi. Stüdyoda okumaya başlamadan önce sesimi ısıtıyordum. Fakat bir türlü istediğim gibi okuyamıyordum. Herkes bu okumadan memnun oluyordu. Ama ben performansımın bu kadar olmadığını biliyordum. Sesimin etrafında bir hali oluyordu. Sanki bazen sigara kaçamağı yapanlar, alkol kullananlarınki gibi. 2-3 kez böyle oldu. Otele döndüğümde sesim yine istediğim kıvama geliyordu. Ama her nedense stüdyoda farklı oluyordu. Stüdyo ve mikrofon heyecanı hiç olmayan biriydim. Acaba stüdyodaki duvarlardan, yalıtımdan olabilir miydi?
ama bu biraz saçmaydı. Bir türlü çözemiyordum. Bir zaman sonra keşfettik ki parkta altında oturduğum ağaçların polenlerine alerjim varmış. Bu bilmezlik bana bir albüme mal oldu. Dünyada özellikle sanatçılar için alerji çok büyük bir sorundur. Alerjisi olan sanatçıları, alerjileri hakkında doktorlardan ayrıntılı bilgi almalıdır. Alerjilerinin nedenleri araştırılmalı, kokular, gıdalar vesaire, alerjinin türü tespit edilmeli ve buna göre tedbirler alınmalıdır. Alerjik yapıya sahip olanlarda burunda akıntı, gırtlak kaslarının ve ses tellerinin şişmesi ve gerilmesi, akciğer iltihabı ve hatta şakaklardaki damarların zorlanması ve baş ağrıları olabilir. Bu etkiler ses üretmeyi oldukça zorlaştırır.